Selam arkadaşlar. Bugün dolaşıyoruz yine. İşte ormanda. Burada bu açıklık yer gördüm. Ve hemen yanında da kayalıklar gördüm. Dedim ki burada kesin tarihi kalıntılar vardır. Tarihi bir şeyler vardır. En azından işaretler ya da çizimler falan bir şeyler. Dedim bir kontrol edeyim. Hem de dedim sizinle paylaşayım videoyu. Yani videoyu sonuna kadar seyretin diyeceğim. Ve sonunda inşallah beğenirsiniz. Beğen tuşuna basarak bunu da gösterin. Şimdi yavaş yavaş kayalıkların içine gireyim, bakalım nelerle karşılaşacağız. Yani burası bilmiyorum siz ne görüyorsunuz arkadaşlar ama ben buradan şimdi mesela bu karşıdaki ağaç olmasa ki kesin yoktu. Kesin yoktu. Ben buraya şimdi oturacağım. Yani şimdi nasıl yerleşeyim? Evet. Tam şuraya oturuyorum. Bakın buraya ayak basmak için, buraya da oturmak için, buraya da dayanmak için yapılmış. Burada da bir tane işaretimiz var. Şöyle. İşte buraya oturdum arkadaşlar. Ve çok rahat karşı önümüzdeki vadi diyeyim artık. Burası küçük bir yerleşim yeriymiş herhalde. Çok rahat üstten bakabiliyorum. Büyük ihtimal işte burasının artık valisi mi olacak? Yani bugünkü muhtarı diyelim, bir köyün muhtarı. Herhalde buradan oturup köylüyü seyrediyor ya da yine burası muhtarlığıymış işte. Büyük ihtimal. Burada karşıdaki ormanı da falan da görebiliyor. Her yeri görebiliyorsun. Şimdi ben burada oturdum. Buraya yani buraya bir tane içmek için bir şeyler koyabiliriz. Yani çok rahat. Böyle kolunu koy. Şuraya da kolunu koy. Vallahi sevdim ben bu koltuğu. Keşke eve alabilsem bu koltuğu ama herhalde 8-10 ton basıyordur. Yani arkadaşlar işte bak, ormandaydım, çıktım, gördüm bir tane küçük boşluk. Burasını gördüm. Ah dedim, buralarda kayalıklar da var. Kesin dedim bir şeyler vardır. Bakın nasıl bir tane oturma yeri keşfettik. İşte daha yeni girdik buraya. Daha inceleyeceğiz. Daha inceleyeceğiz bakalım neler var. Neler yok. Daha çok şeyler var. Bakın. 1, 2, 3. Şöyle parmağım girmiyor. Nerede diğeri? İşte ikincisi ve üçüncüsü arkadaşlar. Yani bu kayayı niye böyle parçalanmış? Vay vay. Yani anlattığım gibi büyük ihtimal burada bir tane köyü vardı. Aa, bu böyle devam ediyor. Ben şimdi yeni yeni şeyler görüyorum burada. Şimdi burada 3 tane, ne diyeyim bunlar artık, kesilmiş burası arkadaşlar. Aynı bu şekil burada da 3 tane var. 1 2 3 tam işte karşı karşıyalar. Tam karşı karşıya. Yani bunlar çok şey anlatabiliyor arkadaşlar. Her yerde, nasıl diyeyim, mesela İsa'dan önce 200. senesinde bunlar kaya mezarını anlatıyormuş. Kaya mezarı var diye. Burada mesela 3 tane kaya mezarı varmış. Ondan sonra 500 sene sonra çok daha başka şeyler anlatabiliyor. O yüzden öncelikle burada hangi dönem yaşam olduğunu tespit etmek lazım. Onu da işte anca kalıntılar bulman lazım. Yani seramik parçalar falan. Belki seramik parçalardan da önceydi burası. Daha belki seramik kullanmıyorlardı.
Bakalım burada ne var. Ama bu tarafı da ormanlık. Bu tarafında küçük bir şeyimiz var. İşlenebilir yerimiz var. Yani herhalde buradaydı köy. Burası da işte o dönemin muhtarın sahibi. Burası nasıl da duvar gibi ya. Şimdi bu böyle duvar gibi yerlerde aslında sunaklar olması lazım. Ama bu öyle büyük bir kayalık değil yani. Daha büyük kayalıkları normalde yapıyorlar. Fakat yine de olabilir. Adam diyecektir. Bu nedir? Allah Allah. İşlem yapılmış. Güzel bir şekilde. Burası herhalde sunak için açılacakmış fakat vazgeçilmiş. Öyle de olabilir. Güzel bir yer bulduk ya. Gerçekten güzel bir yer. Buradan baktığımız zaman bir kral tacına benziyor. Burada sivri sivri. Güzelmiş. Yani bir de bakış açılarını da bulmak lazım aslında. Mesela bir tane kaplumbağa görürsün. Yandan geçerse anlamazsın ama bir bakış açısından mesela güneybatıdan bakarsın. Kaplumbağa olduğunu görürsün. Batıdan bakarsın hiçbir şekilde bir normal taşa benzer. İşte oturan ayı falan filan öyle şeyler, işaretler var. Onları da bulmak lazım. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Ben bunu bir tane tam şuraya geçtiğimizde kral tacına benzettim arkadaşlar. Şöyle. Olabilir mi? Olabilir. Ya da 3 tane sivri taşımız var burada. Başka bir anlama da gelebilir. Daha araştırmak lazım. Belki bazı kalıntılar bulabiliriz. Şu kolay yerden yürüyeyim ya. Hep çalıların içinden, çırpıların içinden gitmeyelim. Daha ileride orada taşlıklar var. Oraylara da devam edelim. Aslında buradan bir yol gibi bir şey geçiyor. Ormanın içine gidiyor. Bilmiyorum. İşte böyle. Burada da kayalıklar var. Ama diğer kayalıkta işte 3 tane şeyimiz vardı, işaretimiz vardı. Onlar güzeldi mesela. Ama buralarda kaya mezarı olma ihtimali çok büyük. İşte burada yine var. Ya burası ne güzel böyle duvar gibi dümdüz. Yine aynı şekilde. Burada yine bunu kopartmaya mı çalışmışlar? Aslında mavi olmuş ama korusan değil. Kayanın kendi. O bir çeşit yosun işte. Arkadaşlar sizinle video paylaşıyorum. Siz de videoyu yorumlarsanız bazen benim kaçırdığım şeyler oluyor. Hakikaten kaçıyor yani insanın gözünden kaçıyor fakat videoda bir bakıyorsun aha burada böyle şeyler varmış. Önceden gittiğim yere de ikinci defa da fazla gitmek istemiyorum. Çünkü ben bu yerler için
İnanmayacaksınız, şu karşıdaki ormanın içinden geldim mesela. Yani kolay değil. Burada bir tane var. Buralarda küçük ceplerimiz var. Böyle sanki gidiyor. Hiç de oyma bulmadık ha, şaka maka. Açılmış oymamız yok. Burada sunaklar olması lazım normalde. Hiçbir tane de açılmış yok. Demek ki neymiş? Belki de biz keşfederiz bir şeyler. Ters taraftan yalı. Şimdi mesela burası kaya mezarı olmaya çok müsait bir yer. Olabilir de, olmayabilir de. Yani siz de görüyorsunuz, ben de inceleye inceleye yavaş yavaş gidiyorum ki, çünkü önceden incelersen sonra video çekersin, bu sefer heyecan kaçıyor. Burası çok ciddi bir şekilde kazılmış, çalışma yapılmış, yıllar yıllar önce yapılmış, yakın zamanda değil. Yıllar önce buralarda kazığım olmuş. Aha. Burada bir tane duvarımız var. Bu duvarda kesin sunak olması lazım. Madem ki o kadar işareti vardı, kesin sunaklarımız olması lazım bu duvarda. Şurada bir tane cep var arkadaşlar. Bir üste doğru tırmanayım bakalım ya. Nereden tırmansam? Şuradan böyle tırmansak. Şimdi bence buraya gideyim önce. Bu böyle gidiyor vallahi. Vay be, kayalara bak. Ben ilk başta 3 tane kaya gördüm, sandım ki burada bu kayalıklar basbayağı ciddi bir şekilde kayalıklar var. İşte normal değil. Burası merdiven gibi. Tıkır 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 tırmanacağız. Evet. Ciddi bir şey bulamadık ya. Neyse, ben yürümeye devam edeceğim arkadaşlar. Videoyu fazla uzatmayayım, sizi sıkmayayım. Bir şeyler, ciddi bir şeyler görürsem video çekerim. Hop hop, Allah düşüyor. Bakalım ne olacak. Hadi iyi günler. Umarım beğenmişsinizdir. Güzel, başta güzel işaretler bulduk. Buralarda yok ama kayalıklar gitgide daha büyüyor. Devam edeceğiz. Azimle devam edeceğiz.